Ninemin dizinin dibine koyardım başımı. Damarları çıkık, kurumuş sarı bir kestane yaprağına benzeyen eli başımın üstünde dolaşırdı. Çocukların gözüne uykuyu yıldızlı bir gece gibi dolduran masalları söylemesini bilirdi ninem. Masallar birbirine benzerdi. Her masalın bir yeri vardı ki ninem oraya gelince gözümden yanaklarıma uyku karanlık bir su gibi aksa da başımı kaldırır, yüzümü buruşturarak onun yüzüne bakardım. Nasıl bakmayayım? Yolcular yola çıkar, Keloğlan demir kunduralarını giyer, dağları düşer. Hakan'ın küçük oğlu çeşme başındaki ağaçta ağlayan sevgilisini aramaya koyulur. Ama hepsi az giderler, uz giderler, dere tepe düz giderler. Bir de dönüp arkalarına bakarlar ki bir arpa boyu yol gitmişler. Az gidip uz gidip dere tepe düz gidip arkaya dönülüp bakılınca bir arpa boyu yol gidildiğini görmek yok mu? İşte bu benim küçücük kafamın bir türlü almadığı nesneydi. Ninem çoktan öldü. Ben kocadım gittim. Ama yine şu az gidip uz gitmeyi kavrayamadım bir türlü. Bu ortaçağ kafasının masallara dek soktuğu gidişi benim 20. yüzyıl kafam nasıl kavrasın? Ben daha dede olmadım. Daha torunum yok. 8 yaşında Tosun gibi bir oğlum var. Ninesi ona masal söylerken tam az gittik yerine gelince sözü ben alıyorum. Sesime inanışın sesini katarak şöyle diyorum. Çok gittiler. Dere tepe yok ettiler. Bir de dönüp baktılar ki görünmüyor kalkılan yer.